Galatasaray bildiğiniz üzere Antalyaspor maçını kazanarak milli araya güzel girdi. Tabii ki bir galibiyet serisi var. Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde şampiyonluk yarışının en büyük adaylarından, şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Galatasaray. Milli ara sonrası tabii ki kritik maçlar da var. Gündemi konuşacağız. Öncelikle sana şunu sorayım. Antalyaspor maçı sonrası Galatasaray'a durum nasıl? Tabii moraller yerindedir. Milli arada da zaten. Bütün futbolcu, yani aslında çoğu futbolcular da takımda olacak birlikte. Yani şimdi bir 4 günlük tatil var. 4 günlük izin var ki Evet. Galatasaray takımının buna biraz ihtiyacı vardı. Özellikle belli oyuncular için çok yoğun bir tempoda başladılar sezona. Sezon çok erken açıldı. Haziran'ın son haftasıydı işte. Haziran 24-25 gibi Florya'da toplandılar. Zaten Haziran'ın 4'ünde de son maçı oynamıştı Galatasaraylı oyuncular. Özellikle A milli takıma giden, o süreçte A milli takıma giden oyuncular için yani neredeyse bir haftalık bir tatille yeniden sezona başlamış oldular. Son haftalarda zaman zaman rotasyonlar gördük ama bu 4 günlük izne ihtiyaç vardı. Yani şöyle açmamız gerekirse mesela Mauro Icardi takıma biraz geç katıldı ama Temmuz'un 3. haftasından itibaren takımla birlikte bütün maçlarda oynadı. İşte bazı oyuncular için rotasyon yapılabiliyor ama Icardi için yapamıyorsunuz. Evet. Hatta bazen şöyle şeyler söyleniyordu transfer döneminde. İşte Mauro Icardi'nin bu takımda yedeği yok. Yani Mauro Icardi'nin zaten yedeği Galatasaray'ın 115 yıllık tarihinde 2 tane falan var yani. Aynen. Öyle düşünmek lazım seviyeyi. Ben o yorumlara çok katılmıyorum. Yani o seviyedeki oyuncuların zaten aynı Yedeği çok ayardaki zor. yedeği olmuyor. Yani Real Madrid'de Benzema'nın da çok fazla yedeği yoktu. Aynen öyle. Barcelona'da Messi'nin, Real Madrid'de Ronaldo'nun da niye yedeği yok diye kimse tartışmıyordu. Onlar farklı seviye oyuncular. Onun dışında mesela Boye için de benzer bir durum söz konusu. Onun hiç rotasyona girme durumu söz konusu olmadı. Bu 3-4 gün oyunculara biraz iyi gelecek. Öte yandan tabii bir de hazır olmayan isimler vardı. Onların da toparlanması bekleniyor. Milli ara sonrası kritik bir fikstürü var çünkü Galatasaray için. Tabii yani milli aradan sonra baktığımızda bir Beşiktaş derbisi var. Onun hemen 3 gün sonrasında bir Bayern Münih maçı var. Tabii bunları kapanışta daha net konuşacağız ama öncelikle sana şunu sorayım. Sakatların durumu şu anda nasıl? Bildiğimiz üzere Ziyech'in zaten Antalya kadrosuna alınmamıştı. Zaha'nın ve Ziyech'in, aslında Zaha'da da birazcık da durumları sormak istiyorum. Milli ara sonrası derbiye Ziyech'in yetişme durumu yüzde kaç görüyorsun? Yani beklenti yetişmesi yönünde. Hatta yani Ziyech Başakşehir maçında bir problem yaşadı biliyorsun. Evet. Bir dizinde bir problem oldu. Sonrasında hep bireysel çalıştı. Milli takıma da gitti bu arada. Fas milli takımına da gitti. Ama onu da tabii şöyle değerlendirmek lazım. Orada milli takım kadrosuna dahil edildi. Bir de yani Ziyech için milli takım çok farklı bir durum. Evet. Orada Fas'ta bir halk kahramanı gibi bir şey yani Hakim Ziyech. Evet. Çok farklı bir pozisyonda. O yüzden milli takımı daha farklı yaşayan insanlar bunlar. Şöyle değerlendiriliyor, şöyle konuşuluyor. Ya bu adam 3 haftadır maça çıkmıyor Galatasaray'da, nasıl milli takıma gitti diye. Orada Fas milli takımının doktorları duruma bakacak. Yani gitti illa oynayacak diye de bir durum yok. Oynamasa bile orada durması bile yeterli aslında onlar için galiba. Yani bir de tabii durumuna bakılacak şu anda. Belki 2 maç varsa fikstürde belki ilkinde oynamaz, ikincisinde oynayabilir. Bu da Galatasaray adına dezavantajlı bir şey değil. Zaten oyuncunun ritim bulması isteniyor, oynaması isteniyor. Bir de Fas milli takımında oynamak dediğim gibi Ziyech için moral anlamında da motivasyon anlamında da üst düzeye taşıyan bir şey. Onun durumuna bakılacak ama beklenti hem sağlık heyetinin hem teknik heyetin beklentisi Ziyech'in milli aradan sonra Beşiktaş maçında kadroda olması şeklinde. Zaha'da zaten artık sakatlık konusu geride kaldı. Onun sadece fiziksel olarak %100 hazır hale gelmesi bekleniyor. Evet. O biraz tabii maç oynadıkça üstüne koyacağı bir şey Zaha'nın. Peki şimdiye kadar ki bu çıkışını nasıl değerlendiriyorsun? Performansı sence günden güne iyileşiyor mu? Zaha için mi? Evet. Yani Zaha ile ilgili bence planlama çok doğru yapıldı. Yani ilk etapta biraz oyuncunun da oynama isteğiyle erken çıktı ama zaten sonrasında dinlendirmek durumunda kaldı Galatasaray. Herkesin kafasındaki düşünce şuydu zaten. Yani bunu dışarıdan hiçbir şey sormadan da zaten insan tahmin edebiliyor. Zaha nerede tam hazır olur? Manchester United deplasmanında. Yani bunu hepimiz biliyorduk. Golünü de attı zaten. Zaten teknik heyet de biraz planlamayı bu doğrultuda yaptı. Oyuncunun da isteği orasıydı. Orada Galatasaray'ı taşıyan isimlerden biri oldu. Sonrasında Antalya maçında belki çok iyi gözükmedi ama ilk yarıda iki tane çok net asist olabilecek pası vardı. Evet. Birinden Kerem yararlanamadı. Biri böyle bir karambole döndü pozisyon ama kalitesini artık göstermeye başladı. Tek eksik ne? Zaha'nın o alışla geldik hepimizin gözünü okşayan o driblinglerini görmek. Onları da bence artık milli ara sonrası yavaş yavaş görmeye başlayacağız. Ve Bayern Münih maçında da yine en önemli kozlarından biri olacak Galatasaray'ın Zaha. Bir başka hazır olmayan bir isim vardı. Ndombele. Antalyaspor maçında da o konuca şans verdi kendisine. Onun da aslında bir süreci var. Tabii ki kilolarından dolayı birazcık daha eleştiri konusu olmuştu biliyorsun ki.
Ama bir süreç var. Günden güne iyi giden bir Endombele var. Bunu da galiba milli aradan sonra daha net görebilecek miyiz Endombele'yi? Aslında yani bütün oyuncular için benzer şeyleri söyleyebiliyoruz. Teknik heyet, sağlık heyeti bunları çok doğru bir şekilde planladı aslında. Yani insanlar hep günlük tepkiler veriyor. Bu da çok normal. Her maç özelinde oyuncuların performansları değerlendiriliyor ama biraz şöyle sürece de bakmak lazım. Yani Galatasaray'da Endombele transferin son gününde geldi. Her ne kadar takımıyla birlikte son 2-3 güne kadar antrenmana çıksa, sezon öncesi antrenman yapsa da maç ritmi başka bir şey. Adaptasyon başka bir şey. Yani Endombele 8 Eylül'de Galatasaray'a geldi. Hemen ertesi gün antrenmana çıktı. Şöyle bakıyorum. Bir aydır falan aralıksız Galatasaray'la da antrenman yapıyor ama maç ritmini bulması için biraz oynaması gerekiyor. Antalya maçında Okan Hoca ya çok taktiksel düşünceyle değil, biraz Endombele'yi hazır hale getirmek için aslında ilk 11'de değerlendirdi. O da oynadıkça daha iyi hale gelecek ve ikinci milli aranın ardından artık Galatasaray tam kadro olarak hazır olacak ki bu bence değerli bir şey. Yani geçen sene Kesinlikle. transferler daha geç yapılmıştı haliyle. Yönetim geç geldi, hoca geç geldi. Transferler Kasım ayında Icardi ilk maçına falan çıkıyordu Galatasaray'da. Yani 8. haftada ilk maçına çıktı ki daha hazır değilken Doğru. ilk maçına çıktı. Şu an 8. hafta sonunda Icardi'nin 8 golü var mesela. Yani Galatasaray geçen seneden kadro kalitesi olarak da daha ileriye gitti. Hazır olma anlamında da bu sene tabii ki daha avantajlıydı. Bunu kullanıyor. Ben dediğim gibi milli ara sonrası o kritik fikstür Beşiktaş derbisi, şu an her ne kadar Beşiktaş'ta işler karışık olsa da Önemli. derbi mücadeledir. Çok daha farklı bir motivasyonla çıkacak Beşiktaş. Sonrasında iç sahada Bayern Münih maçı, zorlu bir Rize deplasmanı ki Galatasaray'a hep ters gelen bir yer Rize deplasmanı son yıllarda. Hep böyle tatsız anılar geliyor insanların aklına. Sakatlıklar, işte puan kayıpları. Puan kayıplarından öte işte Muslera'nın sakatlığı gibi, böyle Emre Akbaba'nın yaşadığı süreç gibi Ve tatsız Emrak şeyler. Baba da hep iki Rize maçında denk gelmişti İkisi de hatırlarsın. Rize maçındaydı. İşte Muslera'nın ayak tarak kemiği kırıldı. Yani çok böyle tatsız anıları çağrıştıran bir yer. Galatasaray camiası böyle oraya giderken biraz çekiniyor. Sonrasında da Bayern Münih deplasmanı. Zaten dünyada çıkılabilecek en zor deplasmanlardan biri. Oranın öncesinde Galatasaray fiziksel olarak hazır hale gelecek ama en başta senin söylediğin şu kısım çok doğru bence. Galatasaray fiziksel olarak zaten belli bir noktaya geldi ama özgüven olarak da her geçen gün yükselen bir durum içerisinde. Bu en kıymetli kısmı bence.